Dün hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü. Samet Güner bizimle birlikte. Törendeki ayrıntıları bize aktaracak. Samet, söz sana bırakıyorum. Son vedaya ilişkin bilgileri. Göksu Öngören Özgür, iyi yayınlar. Senin de söylediğin gibi düşünce adamı, fikir adamı, şair, yazar Sezai Karakoç dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmesinin ardından öğrencileri, talebeleri, arkadaşları onu buldular. Kendi evinde, Fatih'teki evinde. Şimdi de naaşı evinden alınarak getirildi Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'ne. İkindi namazına müteakiben cenazesi kaldırılacak. Caminin haziresine defnedilecek. Üstad, şair, üstad, düşünce adamı. Birbirinden değerli şiirler, denemeler, düşünceler bıraktı geriye. Adını Türk Edebiyatı'na altın harflerle yazdırdı şair, yazar, fikir adamı Sezai Karakoç. 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözlerini açmıştı dünyaya. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Eğitiminin ardından 1973'e kadar Maliye Bakanlığı'nda görev yaptı. İstanbul'da Diriliş Dergisi'ni kurdu. Bu siyasi kariyerine attığı ilk adım. 90'da Diriliş Partisi'ni, 2007'de ise başkanlığını yürüteceği yeni partisi Yüce Diriliş Partisi'ni kurmuştu. Onu Sezai Karakoç yapansa edebiyatıydı. Mona Rosa ile kalplere taht kurdu usta şair. Şiir, deneme, tiyatro gibi pek çok alanda birbirinden değerli eserler bıraktı geriye. Eserleri milyonların hayatına dokunan Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u dün telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirtti. Erdoğan, diriliş şairinin Türk milletinin gönlüne ve İslam dünyasına mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taziye mesajı göndermişti dün akşam. Bahçeli, usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç'un vefatından duyduğum üzüntüyü bir vesile paylaşıyorum dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da vefatından dolayı derin üzüntü duydum ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise büyük bir şair, asil bir müteferrik ve gerçek bir insanın kaybını yaşıyoruz dedi. Açıklamalar geldi. 88 yaşında hayata veda etti Sezai Karakoç. Geriye önemli eserler bıraktı. Edebi kişiliğine bakarsak ilk şiirini 1951'de Hisar dergisinde çıktı. Üniversite yıllarında 1955'te Şiir Sanatı dergisini çıkardı. Mülkiye, İyilik ve 20. Asır İstanbul Şiir Sanatı dergilerindeki şiirlerini tanıttı. Başlangıçta Pazar Postası'nda ikinci yeni akım doğrultusunda şiirler yazdı. Daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirlerine yöneldi. Birbirinden özel ve birbirinden değerli şiirler geriye bıraktı. Usta bir kalemdi. An itibariyle Şehzadebaşı Camii'ndeyiz, Fatih'teki. Cenazesinin başında gördüğünüz gibi onu sevenler, onun dostları, onu tanıyanlar, şiirlerini tanıyanlar buradaydılar. Usta bir fikir adamıydı. Caminin bahçesi oldukça geniş ve burada çok yoğun bir kalabalık olduğu bilgisini de sizlere aktarmak istiyorum. Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Şehzadebaşı Camii'nde ikindi namazına müteakiben az sonra cenaze namazı kılınacak. Ardından caminin haziresine defnedilecek usta kalem, usta şair, usta edebiyat yazarı Sezai Karakoç diyelim. Sözü sana bırakalım Göksu.